Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bu bölüm Al Capone serimizin 5. ve son bölümü. Al Capone'un düşüşünü hep beraber göreceğiz, şahit olacağız. Özellikle vergi davaları süreci ve ardından hapishane süreci, daha sonra hastalık vesaire Al Capone'un düşüşünü hep beraber bu bölümde izleyeceğiz. Başlamadan önce kısaca bir önceki bölümde neler olmuştu isterseniz bir hatırlayalım. Hatırlarsanız Al Capone'un bu dönemler yani bir önceki bölümde iki büyük rakibi vardı. Bunlardan bir tanesi Union Siciliana'yı ele geçirmeye çalışan Joe Aello. Diğeri ise ona destek veren Bugs ve çetesi Northside Gang'ti. Ve Sevgililer Günü katliamından sonra Northside Gang baya bir pasifize edilmişti. Ve Joe Aello da kayıplara karışmıştı. Yani Al Capone Chicago'da baya gücünü konsolide etmişti. Fakat şöyle bir problem vardı ki vergi davaları ve vergi ajanları ve diğer tabi kanun kuvvetleri Capone'un peşine her zamankinden daha fazla gitmeye başlamışlardı. İşte şimdi bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bu arada kısa bir not sigarayı yeni bıraktıysanız bu bölümü es geçebilirsiniz. Çünkü bu bölümde Al başına gelenler sizi sigaraya yeniden başlatabilir diyorum. Ve hazırsanız başlayalım. Al Capone'un çöküşünü başlatacak olay bilindiği gibi vergi kaçırmaktır. IRS'e göre sadece yasal kazanç değil, illegal gelirler dahi vergilendirilmeliydi. Fakat IRS'in iddiaları henüz yasalaştırılmamıştı ve 1921'de emsal bir dava olarak içi kaçakçısı Manley Sullivan vergi ödemediği için ceza almıştı. Yani içi kaçakçılığı gelirlerini vergilendirmediği için ceza almıştı. Sullivan kararından beri Chicago'daki dedektifler Kapon ve örgütünün harcamalarına göz dikmişlerdi. Kapon'un Florida'daki Palm Island malikanesi gibi ultra lüks harcamaları dedektiflerin radarına çoktan girmişti. Fakat hali hazırdaki servet vergi kaçırmayı ispata yetmiyordu. Kanun güçlerinin Kapon'un düzenli gelirindeki açıkları yakalamaları gerekiyordu. Ailesi sadece Kapon'un değil kardeşi Ralph'in de peşindeydi. Hatta Ralf sıkışınca geriye dönüp 4 yıllık vergi borcunu ödemeyi dahi kabul etti fakat gösterdiği resmi gelir gerçek servetinin yanında gülünç bir rakamdı ki bu sadece 55 bin dolardı. Kapon ise kardeşinden akıllıydı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal yoktu ve resmi bir gelir de göstermemişti yargının Capone'u yakalamak için bir başlangıç noktasına ihtiyacı vardı. Böylece gelir göstermeyen Capone'un birkaç yıl içinde nasıl böyle büyük bir servet edindiği paradoksu jüriye daha net gösterilebilecek yani Capone cezalandırılabilecekti. Fakat bu başlangıç noktası için dahi Capone'un üstüne herhangi bir mülk veya adına bir gelir kalemi yoktu. Yani Capone'un geliri olduğu bir şekilde ispatlanamıyordu. Bu arada Capone Florida'da uzun bir süre geçirdikten sonra Chicago yeraltı dünyası yeniden çalkalanmaya başlar. Sokaklarda işlenen içi kaçaksı cinayetleri günlük bir rutin haline almıştır. Yani Pax Capone barış dönemi bitmiştir. Bir polis muhbirinin de Aralık 1928'de kafası pompalı tüfek ateşiyle dağıtılınca Chicago polisi olaylara sert bir müdahalede bulundu. İşte yargının beklediği o başlangıç noktası bu baskınlardan birinde son derece tesadüfi şekilde ortaya çıkacaktı. Chicago Heights'a dahil belalı sokaklara ve özellikle Capone'un mıntıkası Güney Chicago'ya bir sürü baskın yapıldı. Bu baskınlardan birinde Oliver J. Ellis adlı bir kriminalin de mekanı basıldı yani kumarhanesi basıldı ve burada 433 adet slot makinesi bulundu. Ellis'in kasasında 1,5 milyon dolarlık hasılatın izlerini gören polis Burada bulduğu çeklerin peşine düştü ve Capone'un karargahı olan Cicero'da bir bankaya kadar bu izleri takip etti. Polis iz peşindeyken 5 Aralık 1928'de Cleveland'da bir otelde Chicago, New York, San Luis ve diğer şehirlerden 27 suç patronu bir buluşma yaptılar. Chicago'dansa Patsy Lolordo öldürülmeden bir ay önce bu toplantıya katılmıştı. Bu arada Ocak 1929'da Capone'un sağlığı da kötüleşmeye başlar ve Capone Zatüre'ye yakalanır. Capone'un Unione Siciliana'ya yerleştiği lider olan Lolordo bildiğiniz gibi suikastla öldürülmüştü. Şimdilerde Lolordo'nun yerini Joseph Guinta almıştı. Parayı ve gösterişli bir yaşamı seven Guinta kısa zaman sonra azılı tetikçiler John Scalise ve Albert Anselmi ile beraber bir restoranda Capone'un can düşmanlarından Joe Aiello ile buluşur. Bir garsondan bu buluşmanın haberini alan Capone ihanetin kokusunu almıştır. Söylentiye göre profesyonel tetikçiler Anselmi ve Scalise Capone'u indirmek için Aiello'dan tam 50 bin dolar ücret almıştır. Bu paranın bugünkü karşılığı ise yaklaşık olarak 900 bin dolardır. Guinta daha sonra ise Scalise'i Unione'nin başkan yardımcısı yapar. Böylece Capone ortadan kalktığında Anselmi, Guinta ve Aiello Chicago'yu beraber yöneteceklerdir. Fakat Al Capone da dünkü çocuk değildir. Scalise, Anselmi ve Guinta kaponun ısmarladığı yemekle güzel bir ziyafet çekerler ve üstüne şarap, viski ve kahveler içilir. İşte tam bu noktada herkes rahatça sandalyesinde otururken Kapon saldırıya geçer. Eline aldığı beyzbol sopasıyla Kapon her bir adamı teker teker döverek öldürür. Kapon hıncını en çok Scalise'dan almıştır. Belki de onun ihaneti Kapon'u en çok yaralayan olmuştur. Hatta Capone öylesine öfkelenmiştir ki bodyguardları onun kalp krizi geçirdiğini bile düşünmüşlerdir. Atılan dayaklardan sonra ise cesetlere mermi sıkılır yani üçer kez her bir ceset vurulur ve öldüklerinden emin olunur. Böylece Kapon bir komployu daha başlamadan bitirmiştir. Capone bu işi de bitirince derhal Atlantic City'deki President Hotel'e gider ve buradaki büyük mafya toplantısına katılır. Bu toplantı adeta yeraltı dünyasının Birleşmiş Milletler zirvesi gibidir. Katılımcılar arasında Frank Costello, Meyer Lansky, Charles Luciano, Dutch Schultz gibi ağır toplar vardır. Bunların yanında Boston'dan Charles Solomon, Jersey'in Yahudi patronu Abner Zwillman, Detroit'teki Purple Gang'in lideri Abe Bernstein, Philly'nin kralı Max Hoff, bunların yanında Florida ve New Orleans'tan da diğer babalar toplantıya katılmışlardır. Chicago'dansa Capone'la beraber Capone'un finans bakanı diyebileceğimiz Jack Guzik, örgütün şimdilerde ikinci adamı olan Frank Nitti ve Capone'un yakın koruması Frank Rio katılmıştır. Normalde bu toplantıda Bugs Moran'ın da yer alması beklenir çünkü Bugs Moran hala Northside gengin lideridir. Fakat Bugs Moran, Capone'un sevgililer günü saldırısından sonra saklanmaya başlamıştır. Ayrıca Capone'la olan rekabetinden ötürü de çağrılmamıştır. Ayrıca bu toplantıya Chicago Outfit'in eski patronu diyebileceğimiz ve Kapo'nun en e, sevdiği mentoru John Torrio da katılmıştır. Bu arada arkadaşlar belki ilginizi çekmiştir. Bu toplantıda İrlandalı gangsterlerin çoğu yok. Genelde davetliler İtalyan babalar ve onların yanında Yahudi gangsterler, Yahudi babalar katılıyor. Çünkü bu dönemlerde Amerikan yeraltı dünyasında İrlandalılar dışlanıyorlar ve İtalyanlarla Yahudiler arasında özellikle Charles Luciano ve Meyer Lansky'nin etkisinden dolayı bir ittifak durumu var ve bu ittifak aslında İrlandalıları teker teker sindiriyor. Çünkü İrlandalılar organize yapılara biraz aykırı hareket ediyorlar daha dikkatsizler, şiddet konusunda vesaire, daha münferit hareket eden adamlar. Dolayısıyla yeraltı dünyasında böyle bir ayrım olduğu için İrlandalı gangsterleri mesela O'Donnell kardeşler vesaire de Chicago'da aktif isimlerdi fakat onları biz bu toplantıda pek de görmüyoruz. Capone toplantıda çeteler arası yeniden barış için diğer patronlara güvence verir. Fakat hala kaçak durumdaki Moran potansiyel bir problem oluşturabilir diye de ekler. Bu arada her ne kadar ortadan kalkmış olsalar da Scalise, Anselm ve Guinta'nın ölümü Chicago'daki Sicilyalı gruplar içinde Capone'a karşı bir antipati başlatmıştır. Sevgililer günü katliamı ise yarattığı sansasyonla herkes için işlerin kötü gitmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla Capone'un taahhütten fazlasını vermesi gerekmektedir. Capon sonunda kendini tutuklatmaya yani kendini feda etmeye razı olur. Böylece diğerleri rahatlasın diye tüm şimşekleri üzerine çekecektir ve belki de kısa bir süre hapis yatacaktır. Capone toplantıdan sonra Philadelphia'da kendini yanında Frank Rio ile beraber tutuklatır. İkisine de 35 bin dolar kefaret biçilir. Suçları ise yasa dışı şekilde silah taşımaktır. İkisi de birer yıl hapis cezası alır. Fakat New York Times'a dahil medya ve kamuoyu Capone'un burada kendini bilerek yakalattığını anlamıştır. New York Times, Capone'un hapiste olmasının tek sebebi hapse girmek istemesidir diye manşet atar. 4 Mart 1929'da ise eski bir maden mühendisi olan Herbert Hoover, Amerika'nın yeni başkanı olur. Hoover ilk iş Capone'u hapiste görmek istiyorum diye ekibine bir yerde talimat verir. Ayrıca Chicago'lu gazetecilerden Frank Knox liderliğinde bir grup Hoover'a giderek Capone'a karşı şehrin veya eyaletin değil, bunların ötesinde federal otoritelerin harekete geçmesi gerektiğini söylerler. Yani bir yerde Chicago'yu temsil edercesine onlardan yani federal hükümetten Capone'a karşı destek isterler. Capone'u avlamakla görevlendirilen en yüksek rütbeli bürokrat Hazine Bakanı Andrew Mellon'dur. Çünkü KAPO'nun örgütü, FBI gibi organların tabandan tepeye ulaşması için fazlasıyla sofistike ve büyüktür. Yani KAPO'na ulaşmak bir askerin veyahut da örgütün tetikçilerinden işi KAPO'na bağlamak oldukça zordur. Dolayısıyla KAPO'nun tek yumuşak karnı cebindeki veya harcadığı para haline gelmiştir. Ayrıca George Johnson 1927'de savcılığa gelince IRS'in sağlam isimlerinden Elmer Irie ile çalışmaya başlar. 1929'un başlarında yapılan baskınlardan birinde saat Chicago Heights'ta 2130 dolarlık bir çek ajanların ilgisini çeker. Çeki takip eden ajanlar bunu kaponun karargahı Cicero'daki Pinkert State Bank'te James Carroll adlı birine bağlamayı başarır. Ajanlar ilerleyen aylarda tam 6 milyon giriş yapılmış olan Pinkert Bank'ın kayıtlarını inceler ve sonunda Carroll'ın hesabının açılışını Carter adlı bir başka hesabın kapanışına bağlar. Yani açılış ve kapanış miktarları tamamen aynıdır bu hesapların. Bir hesap kapanmış, hemen ardından aynı miktarda para başka bir hesap adıyla açılmıştır. Bu cycle bu şekilde yani bu çember bu şekilde gitmektedir ve birbiri ardına pek çok hesap açılıp kapanmaya devam etmiştir. Ve takip sonunda ajanları Ralph Capone'un 1925'te açtığı bir hesaba kadar götürür. Ayrıca bu işlemler yapılırken parayı koruyan fedai bankacılar tarafından Ralph'in bir bodyguardı olarak da teşhis edilir. Ralph borcu çok olduğu için vergi borcunu ödemeyi reddetmiştir geçmişte fakat IRS çoktan onun parasını bulmuştur. Böylece IRS Capone kardeşlerden birini kıskaca almayı başarmıştır. Bu sırada Al Capone Philadelphia'da hapisten kurtulma mücadelesi vermektedir. Kapon hapiste kaldıkça imajının zedelendiğini düşünürken bu arada bir hayır işi yapar ve bir çocuk hastanesine bin dolar bir destekte bulunur ki bugünün parasıyla bu 16.000 dolar civarındadır. Kapon hapisteyken hücresini de alıştığı standartlara uydurur. Yerde bir halı, duvarlarda resimler, bir çalışma masası, giysi kabini, bir lobi küllüğü, radyo, çiçek dolu bir vazo ve daha nicesi. Hücre arkadaşı zimmete para geçiren bir dolandırıcıdır ve o da Kapon'un sağladığı imkanlardan faydalanır ve son derece memnundur. Kapon daha da ileri gider ve bazı mahkumları ücreti mukabilinde hizmetçi olarak çalıştırmaya başlar. Ayrıca işleri sokaklarda Ralph ve Jack Guzik yönetmektedir. Daha doğrusu Kapon onlar aracılığıyla Chicago Outfit'i yönetmeye devam eder. 8 Kasım'da Ralph bir boks maçı izlerken tutuklanır. Vergi kaçırma sebebiyle yargılanacaktır. Ralph bankadaki paraların başkaları tarafından ona emanet edilmiş bahis kazançları olduğunu söyler. Dolayısıyla bunların vergisini ödemesi de mevzu bahis değildir çünkü kendisini bir emanetçi gibi konumlandırmıştır. Fakat yargılama devam eder. Yeri gelmişken 1929 sonbaharı Amerika'da meşhur Büyük Buhran döneminin miladı sayılan Black Tuesday yani kara salı yaşandı. 16 milyondan fazla hisse bir panik havası içinde satıldı. Kaldıraçlı işlemlere olanak veren ve trust denilen aracı kurumların da batmasıyla ve dolayısıyla tabi bankaların da çok büyük zarar etmesiyle Amerika'da eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yıkım yaşanmıştı. İşte bu sırada sokaklarda birçok gangster Prohibition'ın getirdiği tüm yasal baskıdan ötürü Capone'u suçlamaya başlar. Capone 6 kez temiz mahkemesini dener fakat hepsi reddedilir. Bu arada içeride aldığı kilolar ve lüks yaşamı basına malzeme olur. Capone Christmas'ta beraber yattığı 75 mahkumun ailelerine de hediye sepetleri gönderir. Hazine Bakanlığı ise Ralph'dan sonra sıradaki hedefini belirlemiştir. Outfit'in para işlerini yöneten Jack Guzik ve Outfit'in ikinci patronu konumundaki Frank Nitti. Burada yeri gelmişken Outfit'in en önemli isimlerinden biri olan ve adeta ikinci patron diyebileceğimiz Frank Nitti'ye de ayrıca bir parantez açalım. Kapon'dan 10 yaş büyük olan Niti, 27 Ocak 1889'da Sicilya'da doğar ve 2,5 yaşındayken ailesiyle ABD'ye göçer. Kapon'un yanındayken Niti, Chicago Atif'in iş disiplininden, şiddet eylemlerinin yönetiminden, haraç ve benzeri işlerden sorumludur. Adeta Chicago iç İçişleri Bakanıdır diyebiliriz. Yönettiği sert işlere karşı Niti, görüntüde ve davranış olarak sert bir adam tablosu çizmez. Yani Untouchables filminde gösterilenin aksine kibar ve ketum bir adamdır. Başlarda çalıntı mal satan düşük profil bir gangsterdir. Hatta bıraktığı Hitler bıyığı ve genel olarak mütevazı görüntüsü yasa güçlerine göre bir kandırmaca kendini bir saklama yöntemidir. Niti aklı selimliğiyle de yer yer kaponun verdiği kararlarda mantığın sesi rolünü oynar. Zamanla Outfit'in iki numarası olmayı başarır. Hatta bazı şahitler Niti'nin bir keresinde lexington'ın asansöründe Capone'a bir meseleyle alakalı sen bu işe sakın karışma ben hallederim dediğini de görmüşlerdir. Yani bir yerde Niti Capone'a ayar vermiş hatta inisiyatif olarak sen bu işin dışında kal diyerek adeta emir vericisine konuşmuştur. Ve şimdilerde Capone hapisteyken sokakta her şey Niti'nin onayından geçmektedir. İşte bu sebeple Niti'nin de imzası Outfit'in kumar asılatının bankaya götürülen çeki üzerinde bulunun Niti bu sahte çekte ismini kullanmasa da imzası tespit edilir ve bu da bir dava konusu haline getirilecektir. Niti'nin bankada başka hiçbir hareketi görülmez fakat banka müdürünü sıkıştıran yetkililer onun Niti ile bir anlaşması olduğunu itiraf ettirirler. İşte bu sebeple Mart 1930'da Kapon hapisten çıkmak üzereyken federal büyük jüri Niti'yi 5 kez vergi kaçırma suçundan yargılar. 1925'ten 27'ye niti 743 bin dolarlık tahmini gelirinden 159 bin dolar vergiyi kaçırmaktan suçlanmaktadır. Bu tahmini gelir yani 743 bin dolarsa bugünün parasıyla yaklaşık 12,5 milyon dolardır. Fakat yargılama başlamadan niti gizlice haberdar olur ve ortadan kaybolur. Şimdi sıradaki hedef Jack Guzik'tir. Guzik, Nitin'in aksine çeklerin yarısına imza atmıştır. Dumbur soyadlı bir kişi adına yazılan bu çekler sonunda yetkilileri Capone'un Cicero kasinosunun kasiyerine kadar götürür. Asıl adı Fred Rice olan bu kişi sıkıştırılır ve böcek dolu bir hücreye atılır. Böcek fobisi olan Rice'ın psikolojik direnci böylece kırılır ve Capone'a karşı ötmesi karşılığı bir otele yerleştirilir. Rice, Jack Guzik'e karşı şahitlik yapar ve Guzik 1930'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Bu kanun güçlerinin outfit'e indirdiği en sağlam darbelerden biridir. Tabii yetkililer Rice'ı Capone'a da karşı kullanmak isterler ve onu başta Güney Amerika'da saklamayı düşünürler. Fakat bütçe buna el vermez çünkü hem büyük depresyon var hem de böyle büroların bütçeleri o zamanlar çok da yüksek değil. Devlet sonunda özel girişimcilerle anlaşır ve yeterli bütçeyle Rice güvenli bir yere yerleştirilir. Fakat yine de Rice tek başına Capone'u alt etmeye yetmeyecektir. Çünkü Al Capone imzalar ve çekler konusunda Nitti'den de Guzik'ten de çok daha dikkatli davranmıştır. Al Capone 1930 ilkbaharında hapisten çıkar ve devletin hala ona karşı güçlü bir kozu yoktur. Aynı zamanda bodyguard'ı Frank Rio da hapisten çıkmıştır. Capone her ne kadar hapisten çıksa da Amerikan sınırları yetkililer tarafından Kapona adeta bir zindana dönüştürülecektir. Capone hapisten çıkar ve gizlice Chicago'ya varır. Burada epey sarhoş olur muhtemelen hapis sonrası bir parti yapar ve federal ajanların dinlemesine takılır. Chicago polis güçleri Capone'a baskı yapmaya karar verirler. Yine bu zamanlar Prohibition yani işi kaçakçılığı bürosunun Chicago şubesinin başına Alexander Jamie geçer. Jamie efektiftir ve dürüsttür. Kayınbirader ise 26 yaşındaki Prohibition ajanı meşhur Elliot Ness'tir. Elliot Ness, 87 yapımı Untouchables filmine de, de konu olan yozlaşma geçirmez bir ekip kurmuştur kendine ve bu ekibin ilk işlerinden biri Ralph'in karargah olarak kullandığı kafe bar tarzı mekana bir dinleme cihazı yerleştirmek olmuştur. Fakat Al Capone ayılır ayılmaz polisle daha fazla başı belaya girmesin diye karakola bizzat kendisi gitmeye karar verir. Capone'un planı sonraki hafta Florida'ya gitmektir. Chicago polis yetkilileri ise Capone'a Chicago'yu acilen terk etmesini yoksa onu tutuklayacaklarını söylerler. Bu arada Capone'un eşi Maya'nın saçları 33 yaşında beyazlamaya başlar. Maya, Chicago'da olan bitenlerin stresini derinden yaşamaktadır. Ayrıca Capone için işler Florida'da da pek yolunda gitmez. Çünkü Florida valisi bir telgrafla Capone'u kesinlikle kentte istemediğini söylemiştir. Kaponun Palm Island'daki malikanesi polis baskınına uğramıştır ve içeride içkiyle 6 kişi yakalanmıştır. Bunların arasında Jack McGon ve Kaponun kardeşleri John ile Albert de vardır. Al Capone Florida valisine ve bu yapılan baskına hukuki yollarla itiraz eder. İşin ilginç tarafı Florida'nın federal hakimi de Capone'la hemfikirdir. Baskın yasaya aykırı şekilde yapılmıştır yani en azından usulen yanlış şekilde yapılmıştır. Fakat bu baskın olayı sanki hakim Capone sempatizanıymış gibi servis edilmiştir. Yani basın bu olaya bu gözle bakmıştır. Bu arada Kasım 1930'da da ajanlar sonunda kaçak durumdaki Frank Nitti'yi Cicero'da yakalar. İlerleyen yıllarda bu olayları yorumlayan Yazarlar ve hukukçular, Kapon'un dikkatsizliğine epey şaşırmışlardır. Gerçekten de Kapon ve özellikle avukatları aslında burada suçlu olanlar, 1927'de verilen Sullivan kararını es geçmişlerdir. Bu karara göre, illegal ya da yasadışı yollarla kazanılan gelirler dahi tüm gelirler, tıpkı yasal gelirler gibi vergiye tabidir ve bu emsal karar, Kapon davasında çok kilit bir rol oynayacaktır devletle uzlaşmaya çalışmak ve geriye dönük vergi borçlarını ödemek de bir seçenek değildir aslında. Çünkü bu kaponun gelirlerinin nereden geldiği konusunu yargıya taşıyacaktır ve daha ağır sonuçlar doğuracaktır. İşte Jack Guzik bu hataya düşer ve gelirini kabul eder ve yine de yargılanmaktan kurtulamaz. Kaponun yardımı neyse tekrar John Torrio koşar yani eski mentörü koşar ve ona avukatı Lawrence Mattingly'i önerir. Arkadaşlar işte bu kısma dikkat. Yani bu bölümleri biraz daha dikkatle kulak kabartarak izleyin. Çünkü Metingli ve Metingli'nin Al Capone'u kurtarmak için yani vergi borcundan kurtarmak için yapacağı şeyler Al Capone'un hayatında büyük bir dönüm noktası olacak ve ilerleyen konularla da bağlanacak. Doğrudan bağlanacak. O yüzden buraya dikkat. 23 Mart 1930'da yani Capone hapisten çıktıktan 6 gün sonra bu bahsi geçen avukat Metingli IRS'in Chicago ofisi başkanı Herike bir mektup yazar. Bu mektupta Mettingly, müvekkili Capone'un 1929 ve öncesindeki yıllardan biriken vergi borçlarını ödemek istediğini ve daha önce hiç gelir beyan etmediğini ifade eder. Ve bunun üzerine IRS, Capone ve Mettingly'yi detayları konuşmak için çağırtır. Fakat yine uzmanlar yani ileride bu konuyu değerlendiren profesyoneller Capone'un bu bulaşmaya gitmesinin de bir hata olduğuna inanmaktadırlar. Burada ajanlar Capone'a tuttuğu kayıtlarla alakalı sorular sorarlar ve Capone Florida'da bir yıl önce verdiği cevapları değiştirir ki yine araya gireceğim hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde Capone sonunda böyle bir ajanla yine bir ee, nasıl desek bir şey yapmıştı soru cevap yapmıştı ve orada aslında kayıt tutuyorum evet bende bir kayıt defteri var demişti yani burada bir çelişkiye düşüyor. Kapan burada sorulan çoğu soruya hayır veya bilmiyorum diyerek cevap verir ve 1926'dan itibaren Tory adına çalışmayı bıraktığını da kabul eder. Bu arada Ralph hüküm giyer, 3 yıl cezaları ve 10.000 bin dolar da para cezasına çarptırılır. İlerleyen IRS görüşmelerini Mettingli yürütür ve 20 Eylül 1930'da Al Capone'un hayatında dönüm noktası denebilecek bir şey gerçekleşir. Meşhur Mettingli mektubu. Mettingli farkında olmadan devletin yıllardır Capone'la alakalı aradığı o başlangıç noktasını IRS'e kendi elleriyle bir mektup olarak iletmektedir. Metingli mektubunda Capone'un yıllık vergilendirilebilir gelirinin aslında 50 bin doları aşmadığını, 1926 ve 27 yılları arasındaysa bu gelirin 26 ila 40 bin dolar arası olduğunu, 1928 ve 29 yıllarındaysa bu gelirin 100 bin doları aşmadığını ifade etmektedir. İşte bu ifadeler Kaponun gelirini ve harcadığı tüm parayı geriye dönük olarak devlet ve ailesin inceleme konusu haline getirmiştir. Yani Kaponun net serveti bizzat dava konusu haline gelmiştir. Bu arada Miami her ne kadar istemese de Kapon kendi varlığını tüm Miami'nin gözüne sokmaktadır. Kapon Miami'de partiler verir, toplum içine karışır ve dikkatleri devamlı olarak üzerine çeker. Bunun yanında Kapon Miami'nin yozlaşmaya meyilli elitlerinin de ilgisini çeker. Yani eski belediye başkanları, onların oğulları vesaire. Bu arada Palm Island'da yapılan bu baskın da yasal zemine oturtulur. Çünkü polis burada sevgililer günü katliamı şüphelilerinden Ray Nacent adlı bir gangsterin görüldüğü şüphelisi üzerine baskın yaptığını ifade eder. Bu baskında polis malikanede içki şişeleri ele geçirmiştir ve burada demin de söylediğimiz gibi Kapon kardeşlerden Albert ve John ayrıca Jack McGurn, Chicago'lu bir başka gangster ve masum bir ziyaretçi yakalanmıştır. John içki bulundurmak ve vagrancy denilen kriminal evsizlik diyebileceğimiz suçtan yani başıboş şekilde mülkü olmayan yerde bulunma suçundan ceza alır. Burada da araya gireceğim bu vagrancy suçunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu vagrancy yani başıboş veyahut da bir geliri işi olmadan sağda solda aylaklık yapma gibi çevirebileceğimiz bu suç sık sık Capone'a da atfedilecek ve Capone'un başı epey bu suçtan da belaya girecek. O yüzden bunu da bir yere not edin. Capone ise vergi davaları durunca Florida'ya geri dönmüştür demin de söylediğimiz gibi ve burada tembellik yapmaya devam eder. Yatıyla gezilere çıkar ve söylenene göre bölgenin en büyük yelken balığını da tutmayı baş. Bu arada Miami Kamu Güvenliği Direktörü polis şefine Kapon'un görüldüğü yerde tutuklanmasını emreder. Kısa sürede dedektifler Kapon'u tutuklar. Bu tutuklamada Kapon'un mücevher yüzüğü de dahil parası vesaire kayıtsız şekilde elinden alınır ve Kapon telefon hakkından da men edilir ki bu da yine Kapon bunların kendisine verilmediğini söyleyecek ve ileride mahkeme bunu çelişkili ifade olarak görecek çünkü polisler de tam tersini iddia edecekler ve bu da vergi davasında önemli bir not olacak aklınızda bulunsun. Kapon apar topar yargıç karşısına çıkar ve salı verilir. 5 gece sonra Capon bir boks maçı izlerken ki boks maçları Capon'un özel hobisidir tekrar tutuklanır. Ve bu arada Miami şehir konseyi vagrancy suç tanımını genişletir ve gangster olarak tanınan veya nam salmış kişiler veya gelirlerinin nereden geldiği belli olmayan kişilerin de bu kapsamdan yargılanabilmesini, en azından dava edilebilmesini Miami'de sağlar. Bu düzenleme anayasal bir karşılık bulmayacak olsa da amaç Capon'u uğraştırmak, onun canını sıkmaktır. Miami polisi Capone'u tekrar bu kez 19 Mayıs'ta yine bir boks maçında yakalar. Capone 100 dolar kefaretle çıkar ve maçı izlemeye devam eder. 24 Mayıs'ta 4. tutuklama gelir, böylece Capone artık tahammülünü kaybeder ve belediye başkanı da dahil Miami'nin önde gelen isimlerini dava eder. Bu olaydan sonra Miami yöneticileri Capone'u rahat bırakırlar. Bu arada Capone halkın sempatisini kazanmaya çalışmaktadır. Örneğin oğlu okul arkadaşlarını malikanenin havuzunda yüzmeye davet eder, velilere de güzel bir ziyafet verir ve bu tip davetler devam eder. Böylece Capone Miami'nin sakin kendi halinde insanlarına da hitap ettiğini göstermeye çalışır. Yine de Miami yetkilileri Capone'un canını sıkmaya ve farklı konularda ona dava açmaya devam ederler. Fakat Capone kısa bir süre için ilgisini Miami'den Chicago'ya yönlendirecektir. Çünkü 9 Haziran 1930'da Chicago'da büyük bir cinayet gerçekleşir. Chicago Tribune gazetesinin yazarlarından ve gazeteci Alfred Lingle öldürülmüştür. Polis derhal sorumluyu istemektedir ve dolayısıyla Chicago yeraltı dünyası üzerindeki baskı yine artmıştır. Ayrıca Lingle zamanında Capone'un da arkadaşı olduğunu iddia ettiği için aradaki bağlantı da yine okları birazcık Capone'un üzerine çekmeye başlamıştır. Bu arada Miami, Capone'u yalan beyan bulunmaktan yargılamaktadır demin de bahsettiğimiz sebeplerden. Savcılar Capone'un tutuklandığında telefon hakkında mahrum kaldığı beyanının yalan olduğunu öne sürerler fakat bu davada da kazanan yine Capone'dur. Böylece Capone Miami'de kalıcılığını yani en azından şimdilik sağlamıştır. Bu arada önemli bir gelişme daha gerçekleşir ve Chicago Suç Komisyonu o meşhur Public Enemies yani halk düşmanları listesini yayınlar. Al Capone tabii ki listeye birinci sıradan giriyor zaten daha azı ona ayıp olurdu ve hemen altındaysa rakibi Bugs Moran ikinci sıradan listeye giriyor. Bu arada listede Outfit'ten Tony Volpe, Ralph Capone, Frank Rio, Jack McGon gibi isimler var ve bunların yanında yine Chicago yeraltı dünyasının tanıdık simalarından O'Donnell kardeşler, Joe Saltis ve benzeri suç patronları yine burada Capone ve Bugs'ın hemen altında mevcutlar. İlginç şekilde ise Frank Nitti listeye girmemiş liste dışı kalmıştır. Bu liste aslında Lingle cinayetine bir tepki niteliğindedir. Fakat gerçekte Jake Lingle Chicago'da suça bulaşmış, hatta neredeyse suç patronu noktasına gelmiş kirli bir gazetecidir. Lingle gibi gazeteciler, bazı kirli gazeteciler bu dönemler polis ve gangsterler arasında bir köprü vaziyeti görüyorlar ve yasa dışı içki satanlardan, kumar oynatanlardan vesaire polis baskını tehdidiyle haraç kesiyorlar. Hatta Lingle limuzinle gezmekte ve epey de servet yapmaktadır ve sık sık kumar oynamaktadır. Bunlar ve Lingle'ın serveti ortaya çıkınca gazetesi derhal onu kınayan bir yazı yayınlar. Hatta Lingle Chicago'da bira fiyatlarını belirleyen ve kumar mekanlarının açılmasında da rızası alınan bir figür haline gelmiştir. Bütün bunlar ortaya çıkar İfadelere göre onu öldürense 1.80'in üzerinde boyu olan sarışın bir adam ve ona yardım eden daha kısa boylu esmer bir diğer adamdır. Cinayet silahı ise mahalde bulunmuştur fakat seri numarası kazınmıştır. Yine de bu seri numarası adli tıp uzmanları tarafından kalıntılarından takip edilir ve numara kol şirketi kullanılarak vesaire şirkete yönlendirilir vesaire ve silahın sahibi teşhis edilir. Bu arada en yaygın teori ise Lingle'ı öldürtenin esasında yani cinayet azmettirenin Capone'un adamlarından Jack Zuta olduğudur. Yine de kimse Capone'dan şüphelenmemektedir. Fakat Chicago Outfit baskıdan kötü etkilenmektedir ve Capone'un bir şeyler yapması gerekir. Yani Capone'un üstünde yeraltı dünyasının oluşturduğu bir baskı vardır bu meseleyi çöz diye. Temmuz 1930'da Capone Chicago'ya geri döner ve ipleri eline alır. Amacı polise Lingle'ın katilini vererek meseleyi kapatmaktır. Sonunda polis Leo Brothers adlı zanlıyı yakalar. Sarışın ve 1080 boylarındaki bu adam yargılanır ve 14 yıl hapse mahkum edilir. Söylentilere göre bu tamamen Capone'un tezgahıdır. Ve Brothers aslında sadece Capone'a çalışan adamlardan biri olarak belki de büyük bir ücret karşılığında suçu üstlenmiştir. Capone polisin gazını böylece alır fakat şimdi yeraltı dünyasındaki meslektaşları ondan bu işin sorumlusuna cezayı kesmesini isterler. Böylece Capone, Outfit'in lobicilik ve muhasebe faaliyetleriyle de ilgilenen Jack Suta'yı saklandığı Wisconsin'de kurşunlatarak öldürtür. Bu arada 1930'un yazında Prohibition yani içki yasağı kanunu tam 10. yılını kutlarken basın ve halk bu kanunun getirdiği tüm suç ve yozlaşmadan yakınmaktadır. Büyük buhranla beraber Prohibition hem gangsterler hem de yozlaşmış polis, bürokrasi ve siyasiler için muazzam bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Fakat halk için de bir o kadar kötüdür çünkü müthiş bir yozlaşma ve sokakların gitgide tekinsiz olması demektir Prohibition. 1930 yazıysa kapon için belki de yaşadığı refah yıllarının son demleridir. Capone Outfit'i içki yasağının kalkacağı döneme hazırlanmaktadır ve yeni gelir kaynakları oluşturmaktadır. Böylece Outfit işçi sendikalarındaki kontrolünü arttırmaya başlar. İleride Jimmy Hoffa ile de özdeşleşecek olan Teamsters gibi büyük sendikalar üzerinde tahakkümünü güçlendirir. Kapon bu genişlemenin meyvelerini toplayamayacaktır fakat bu hamleler Chicago Outfit'i 20. yüzyılın en büyük yeraltı güçlerinden biri haline getirecektir. Aynı zamanda Capone içki işindeki karını da maksimize eder ve Chicago'dan doğuda New York'a, güneyde Tulsa, Oklahoma'ya ve Omaha ve batısına kadar her yere içki temin etmektedir. Bu içkinin çoğu bizzat Capone'un çizdiği rotalardan götürülmektedir. Kapon içkiyi ABD'de damıttıktan sonra önce Kanada ve Bahamalara taşıtır ve buradan tekrar ABD'ye bu kez markalanmış halde geri sokar. Ayrıca ekonomik olarak yatay genişleme de gerçekleştiren Kapon, içki sattığı mekanlara çubuk kraker, havlu, peçete ve meşrubat da satar. Ayrıca kirlenen tüm bu kumaşlar yani peçeteler vesaire yine Kapon'un çamaşırhanelerinde yıkanmaktadır. Kapon bir de süt dağıtım işine girerek karının ciddi bir bölümünü de legalize etmektedir ve hatta bizzat kendisi keşke süt işine daha önceden girseydik bu iş içkiden bile daha karlı dediği söylenmektedir. Kapan artık resmen milli bir marka haline gelmiştir ve yurt dışından ABD, Chicago'ya gelen burayı ziyaret eden insanlar ve turistler dahi her şeyden önce burada Kapan'ı görmek istemektedirler. Hatta bir prodüktör Capone'a bir gangster filminde rol vermek ister fakat Los Angeles savcılığı bunu şiddetli şekilde kınayınca bu projeden de hemen vazgeçilir. Ayrıca Capone gazetecilere kendisinden Scarface diye bahsetmemeleri konusunda uyarıda bulunur ve manşetlerden de bu lakabı kaldırtır. Capone imajını düzeltmeye çalışmaktadır ve bir canavar olmadığını fakat bir melek de olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca açtırdığı aş evlerinde günde 3000 insanın karnını doyurduğunu hatırlatarak ben dünyadaki en kötü adam değilim, benim de bir kalbim var diyerek ekler. Eşi May de Capone'la alakalı daima olumlu ifadelerde bulunur ve onu bir an olsun bırakmaz. Ayrıca Kapon 30'lu yaşlarıyla beraber evine ve ailesine de daha bağlı bir adam haline gelmiştir. Artık zamanını evde geçirmeye, oğluna ve ailesine vakit ayırmaya başlamıştır. Evde oğlu Sunny ile kutu oyunları oynar ve gramofon dinler. Boks maçları ile beraber müzik de Capone'un en büyük hobilerindendir. Kapon müzik dinlerken her şeyi unuttuğunu, dünyadan koptuğunu ifade eder. Geçen bölümde de Kapon'un İtalyan operalarından ve Verdi hayranlığından bahsetmiştik. Fakat bunların yanında Kapon caz müzik ve pop müziği de sevdiğini ifade etmiştir. Bu arada arkadaşlar bu dönemler yine e, mafya dünyasında Hollywood aktörlerini vesaire haraca bağlamak ya da bu insanlardan böyle karşılıksız borçlar almak gangsterler arasında bir gelenek haline geliyor. Ve Al Capone burada sevdiği bazı ünlüler için araya girerek onların da haraç vermesinden vesaire onları kurtarıyor. Böyle de bir rolü var ve gitgide tabii ki bu aktörler ve özellikle Hollywood dünyasında da Al Capone sevilmeye başlıyor. Yani bazı figürler Al Capone'la bir ilişki bir dostluk bağı kuruyorlar diyebiliriz. Özellikle Harry Richmond, George Jessel ve Ethel Barrymore'la Al Capone bizzat görüşüyor ve bu kişilerle bir dostluk kuruyor. Bu arada 1932'de Scarface adlı gangster filmi epey izleyici toplar ki ileride ünlü aktör Al Pacino ile bu filmin bir remake'i daha yapılacaktır. Fakat bu film We Are Burnett'ın Capone'dan ilham aldığı bir romandan uyarlamadır ve ana karakter Capone'la ciddi paralellikler taşımaktadır. Örneğin ana karakter de Capone gibi Five Points Manhattan'dan gelmektedir ve lakabı Joe Black'tir. Yani tıpkı Al Capone'un bir zamanlar kullandığı Al Brown lakabı gibi. Ve bu karakterin yine en büyük rakibi Kuzey Yakası'ndan O'Hara adlı bir İrlandalıdır vesaire yani epey bir benzerlik var. Vatandaşlar gibi ünlü isimler de Capone'la demin de söylediğimiz gibi tanışmak isterler ve ayrıca ileride Capone'un peşine düşen Elliot Ness gibi ajanlar dahi Capone'un şöhretinden faydalanacak ve yazdıkları otobiyografiler epey popüler olacaktır. Yani bu kişiler Capone'un peşindeki ajanlar bile ileride Capone sayesinde büyük karlar etmişlerdir. Bu kitaplarda Kapon belki de olduğundan daha canavarca bir figür gibi de yansıtılmıştır. Bu arada arkadaşlar yeri gelmişken söyleyelim. Bu filmlerde yani mesela Kevin Costner'ın, Brian De Palma'nın filmi olan 1987 Untouchables filminde mesela Al Capone mesela ajanların üstüne adamlarını gönderiyor, bazılarını öldürtüyor vesaire. Çok spoiler vermeyeyim ama bu şekilde gösteriliyor Al Capone yani. Fakat aslında realitede Capone hiçbir ajanın peşine bir tetikçi takmıyor ve ne Prohibition ajanları ne de IRS ajanları hiçbir şekilde bir suikaste falan uğramıyorlar Capone tarafından. Dolayısıyla bunlar biraz da tabii ki Hollywood'un abartmaları. Bu arada IRS Capone'u vergiden vururken Nes ve Dokunulmazlar ekibi de yaptıkları baskınlarla Capone'un para kaynaklarına zarar vermektedirler. Fakat yine bir takım kaynaklara göre Elliot Ness baskınlarının önemini biraz daha abartmaktadır. Çünkü Capone çoğu baskını erkenden haber almaktadır ve ayrıca adamlarına da bir baskın anında eğer kaçamazlarsa direkt teslim olmalarını yani polise bir zorluk çıkarmamalarını ve çatışmaya polisle çatışmaya asla girmemelerini de iyice tembih etmiştir. Yani Untouchables filminin aksine Nesin ekibinden sadece bir kişi öldürülür bu dönemler ve bu cinayetin de Capone'la hiçbir alakası yoktur. Tamamen müferit bir olaydır ve bu cinayeti işleyen kişi de zaten bir kriminaldir ve kendini asar hücresinde. Dolayısıyla Capone aslında bu ekibe hiçbir şekilde bir suikaste falan bulunmuyor. Nesin ekibinin üyeleri elbette silah taşıdıklarını fakat kapon baskınlarında bu silahları asla kullanmalarına gerek kalmadığını da ifade etmişlerdir. Fakat Capone'u bekleyen esas tehlike böyle eli silahlı iri yarı ajanlar değil, tam aksine eli kağıt kalem tutan, odasında sakince çalışan sedanter federal ajanlardır. IRS ajanı Frank Wilson gibi adamlar Capone için çok daha büyük tehdittir aslında. Çünkü Wilson, Capone'un yakalanmasında en kilit rolü oynayacak ipuçlarından birini işte bu dönemler yakalayacaktır. Bu baskınlarda ele geçen binlerce evrak sokaklarda baskın yapan polisler için tabii ki kafa karıştırıcı ve gereksiz detaylar olarak görülüyor. Fakat Frank Wilson eve gitmek yerine ofiste geçirdiği bir akşam bu baskınlardan birinde ele geçmiş bir dolabı inceler. Çekmece sıkı sıkı kilitlenmiştir. İşte bu çekmeceyi açtıran Wilson burada 3 adet hesap defteri bulur. Defterlerde 21, barbut, rulet, at yarışı gibi kolonlar ve karşılarında da para miktarları yazmaktadır. 1924 ila 26 yılları arasını kapsayan bu notlar Kapon'un sadece bir kumar mekanının 2 aylık karının tam 587 bin dolar olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu defterlerde Ralph'in ismi, bunun yanında Kapon'un kumar patronlarından Pete Penovich'in, Jack Guzik'in ve Al Capone'un da adı geçmektedir. Bu karlardan Ralph ve Pete deftere göre %5 kar alırken geri kalan isimler %17'şer kar payı almışlardır. İşte bu defter Al Capone'u doğrudan kumar karlarına linklemekte, bağlamaktadır. Yani demin de bahsettiğimiz bir başlangıç noktası diyorduk ya, işte bu defter o başlangıç noktasını oluşturuyor. Ertesi sabah Wilson, bu defterin Capone'un Harton karargahından ele geçtiğini öğrenir. Sıradaki adım bu defterin Capone'a ait olduğuna şahitlik edecek bir tanık bulmaktır. El yazıları, ajanları Leslie Adelbert Shumway adlı bir kişiye götürür. Shumway, Kapo'nun kumar mekanlarında kasanın başında duran güvenilir ve sakin mizaçlı adamlardan biridir. Fakat Shumway ortalarda yoktur. İşte bu noktada Kapon büyük bir ihanet yaşar. Bu ismi unutmayın. Kaponla çalışarak servetine servet katmış avukat Ed O'Hare, IRS ile işbirliği yapmayı kabul eder. Ajan Wilson'a göre de Kapona karşı en güçlü kozlardan biri olan O'Hare, Wilson'a aradığı adamın yani Shumway'in Miami'de olduğunu ve burada kaponun köpek veya at yarışı operasyonlarını yürüttüğünü bilgisini verir. Wilson böylece Shumway'i Miami'de bulur. Shumway başta kaponu tanımadığını söyler fakat ajanlar onu kaponun adamı olarak ifşa etmekle tehdit edince bu çekingen adam bir anda çözülmeye başlar. Haughton'daki mekanın kaponun mekanı olduğuna şahitlik etmeye razı olur. Ajanlar Shumway'e koruma sağlayarak onu saklarlar. Bu arada Capone'u sıkıştırmak için yargı, Public Enemies yani halk düşmanı listesindeki isimleri demin de açıkladığımız Vagrancy suçundan yargılamaya başlar. Kapon hakkında yine bir arama kararı çıkartılır. her ne kadar teslim olmaya razı olsa da bu sıralar kapatması gereken eski bir hesap vardır. O da Joe Aiello'dur. Bir önceki bölümümüze daha detaylı anlattığımız Joe Aiello, Capone adamlarının kontrol ettiği Unione Siciliana adlı Sicilyalı vatandaşların oylarını da manipüle eden örgütü resmen suikastlarla Capone'un elinden almıştı hatırlarsanız. Northside Gang ve Bugs Moran'ın da desteğini alan Sicilya'da Aello, Capone'a karşı Chicago'da Sicilyalıları kışkırtmakta, kendine Genna kardeşlerden de kalan unsurlardan oluşan bir yeni çete kurmaktadır. Hatta yaygın bir teoriye göre Sevgiler Günü katliamı bile Aello'ya misilleme olsun diye Bugs Moran'ı pasifize etmek yani dolayısıyla Aello'yu sindirmek için yapılmıştı. İşte Capone imza suikastlerinden sonuncusunu detaylı bir şekilde Aello'ya karşı planlamaya başlar. Kendi Philadelphia'da hapis yatarken Ayello rahat davranmaya başlamıştır. Şimdileri Chicago'da Union Siciliana'nın hazinedarının dairesinde saklanmaktadır. Ailesi ise başka bir yerdedir ve ara sıra Aelo'yu ziyaret etmektedirler. Hatta bazı uzmanlara göre Capone, Aelo'nun izini zaten ailesini takip ederek bulmuştur. İşte bu izi süren Capone'un tetikçileri Aelo'nun dairesini tespit ederler ve hemen karşı apartmanda suikasten 10 gün önce bir daireyi sahte isimlerle kiralarlar. Aelo bunun haberini almıştır fakat daireyi de asla terk edemez yani gerçekten kendini bu eve hapsetmiştir. Fakat Ayelo elbette Chicago'dan artık bir noktada kaçması gerektiğine karar verir ve Presto adlı bir adamına da bir tren bileti aldırır. İki adam tren istasyonuna gitmek üzere sabah evden 8.30 civarı çıkar ve ikisi de taksiye binmek üzereyken karşı daireden açılan makinalı tüfek ateşiyle can verirler. Ayelo vücudunda tam 30 mermi deliğiyle öldürülür. Tetikçiler ise teşhis edilmeden kaçmayı başarırlar. Böylece kapon son büyük düşmanını da yok etmiştir. Miami'de kalmaya devam eden Capone, bu sıralarda Walgreensey'den tutuklanacağı için kız kardeşi Mafalda'nın düğününe de katılamaz. Fakat çifte bir ev, bir de 50 bin dolarla 75 bin dolar arası bir parayı hediye eder. Bu arada Capone, Palm Island Mahallesi'nde bir gazeteci olan Eleanor Patterson'ı konuk alır. 1931'in Ocak ayında gerçekleşen bu ziyarette Patterson, Capone'dan çok etkilenir. Capone'un güreşçileri andıran kalın bir boynu ve iri omuzları olduğunu, 1.80'in üzerinde boyu ve kalıbıyla etkileyici bir adam olduğunu not etmiştir. Ayrıca giydiği takım elbise kuvvetli kollarını zar zor kaplamakta, neredeyse yırtılacak şekilde gerilmektedir. Gözlerinin ise buz gibi gri ve etkileyici olduğunu da ekler. Peterson bu arada Capone'a belki de İtalya'da yaşamalısınız, burada başınız hep dertte deyince Capone ben 31 yıldır New Yorkluyum ve İtalyan değilim diyerek cevap verir. Ve her şeyinin Chicago'da olduğunu söyleyerek artık buradan gitmesinin imkansız olduğunu ifade eder. Ve buradan da biz aslında Capone'un Amerikalı kimliğini benimsediğini anlıyoruz. Ayrıca Capone bu röportajda Prohibition yani alkol yasağının gerçekten de yanlış bir karar olduğunu ve herkesi sıkıntıya soktuğunu kabul eder. Bu arada Capone Chicago'ya döner ve vagrancy suçundan mahkemeye çıkar. Capone geçmiş vagrancy suçlarına karşın, yani geçmiş yıllarda da yasaklı olmasına rağmen Chicago'da olmasına yönelik hasta olduğunu ileri sürer ve aile doktoruyla hemşireler ve benzeri sağlık çalışanları da buna şahitlik eder. Fakat yine de mahkeme Capone'u suçlu bulur ve Capone 6 ay hapis cezası alır. Bu arada bir kötü haber de siyaset cephesinden gelir. Kapon adamı Big Bill Thompson demokrat adaya karşı yenilir ve belediye başkanlığı seçimini kaybeder. Bu arada Kapona karşı ilk vergi kaçırma suçlaması hazırlanmaya başlar. Kaponun kasalarından Shun de ifadeleri ışığında 15 Mart 1930'daki zaman aşımından hemen önce 1924'ten 1929'a Kaponun gelirleri hakkında vergi kaçırma davası başlatılır. Kapon Network'ü sayesinde bundan derhal haberdar olur ve avukatları hemen bir savunma stratejisi geliştirmeye başlar. Ve 5 Haziran 1931'de Kapon, büyük jüri tarafından 22 suçlamayla soruşturulmaya başlanır. 1925 ila 29 arası gelirleri ise vergi kaçırma suçundan soruşturulmaya başlanır. Kapon'un bu yıllar içinde toplam 1 milyon 38 bin dolar gelirinden tam 215 bin dolar vergi kaçırdığı iddia edilmektedir. Burada bahsi geçen gelir bugün aşağı yukarı 17 milyon 700 bin dolar civarı bir para etmektedir. Bu karın yalnızca kumardan gelen kar olduğunu da hatırlatalım. Kaponun daha bunun yanında alkol, genel ev, haraçlar, sendika ve benzeri pek çok iştirakı ve hatta legal gelirleri düşünüldüğünde servetinin nasıl bir servet olduğunu artık siz düşünün. Ayrıca Kapon, Prohibition kanunlarını çiğnemekten ve benzer bazı suçlardan da yargılanmaktadır. Kapon şimdilik 50 bin dolar kefaretle hapisten yırtar fakat herkesin iyi bildiği bir şey vardır. Amerikan devleti tarihinde açtığı hiçbir büyük vergi davasını kaybetmemiştir. İlk hesaplamalara göre Kapon'un yatacağı ceza aşağı yukarı 2 ila 4 yıl arasındadır. Hatta basında Kapon'un 2,5 yıl hapis yatacağı söylentisi artık kanıksanmış bir hale gelir. Bu arada basın ve halk Capone'un e, alacağı cezayı tabii ki yeterli bulmuyorlar. Çünkü Capone Outfit'in lideri ve büyük bir gangster ve sevgililer gününün de acısı hala taze arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Büyük bir katliamdı basın nezdinde ve halk nezdinde. Fakat yine de Capone'un hapse girecek olması herkes tarafından olumlu bir olay olarak karşılanıyor. Capone'un hakimi satın aldığı inancı da yaygındır fakat aslında bu gerçeği yansıtmamaktadır. Hakim Wilkerson gururlu bir adamdır ve o da bu söylentileri kendine yediremez. Ayrıca Wilkerson yıllarca Illinois Eyaleti Ticaret Komisyonu'nu yönetmiştir ve kariyerinde yozlaşmaya değer hiçbir şey yoktur. Kapon hapse girmeden bir gün önce yine bir boks maçına bu kez ağır siklet şampiyonu Bob Fitzsimmons'ı izlemeye gitmiştir. Hapse girmeden hemen önce ise basına bu otelden çıkar çıkmaz tüm suç işlerini bırakacağım diyerek de bir söz verir. Kapon play guilty denilen suç kabulüne gider. Kaponun avukatları en makul stratejiyi suçu direkt kabul etmekte bulurlar. Böyle yaparken amaçları mahkeme ile bir orta yol bulmak, Kaponun alacağı cezayı makul bir seviyeye çekmektir. Fakat mahkeme açıldığında Wilkerson tüm tahminleri boşa çıkarır. Wilkerson, Kapona mahkemeyle anlaşamayacağını açık ve net bir şekilde ifade eder. Hatta Wilkerson, Kapona vergi cezalarını plead guilty yani suçunu kabul kararında geri çekebileceğini söyler. Yani istersen bu ceza kabulünü geri çek çünkü ben seni hepsinden tek tek yargılayacağım diyordur bir yerde. Yine de prohibition yani alkol kaçakçılığı suçları bu e, geri alma hakkından mahrum kalacaktır. Kapon bu sebeple suçunu kabul etme kararını geri çeker. Bu arada mahkeme jürisi mahkeme salonuna yakın bir otelde 7 birbirine bağlı odada konaklamaktadır ve tüm masraflarını devlet karşılar. Burada telefonla konuşmak yasaktır. Güvenlik maksimumdadır ve içeri giren tüm gazete ve dergiler kontrol edilir ve Kaponla alakalı tüm haberlerde sansüre uğrarlar. Amaç medya yoluyla dahi Kapon'un jüri üzerinde herhangi bir baskı veya tehdit kurmasının yani tehdit unsuru ifade etmesinin önüne geçilmesi yani jürinin bunlardan etkilenmesinin önüne geçmektir. Yargınınsa tek bir eksiği vardır. Kapon'un herhangi bir iş yeri vesaireyle alakalı mülkiyet sahibi olmaması. Gerçekten de Capon üzerine ne bir iş yeri ne de başka bir iştirak vardır. Her ne kadar Shumway'in tanıklığı kumar gelirlerine işaret etse de Capon'un kumarhane sahibi olduğuna dair hala net bir delil mevcut değildir. Fakat vergi davasının 3. günü Capon için sonun başlangıcı olur. Çünkü bugün de yani 8 Kasım'da mahkeme sonradan meşhur olacak metingli mektubunu demin de bahsettiğim size dikkat edin burayı dikkatli dinleyin dediğim metingli mektubunu öne sürer. Bu arada Al Capone'un savunmasını yapan avukat ekibinden de biraz bahsedelim. Ahern, Chicago'daki kriminal savunma davalarının ünlü isimlerindendir. Orta Tommy Nash ise daha önce Al Capone'u savunmuştur. Ahern işin daha çok hukuk kitapları boyutu ve araştırma tarafıyla ilgilenmektedir. Son olarak Albert Fink, Mahkeme salonunda etkileyici ve karizmatiktir fakat onda da Ahern'ün detaylara hakim olma boyutu eksiktir. Eyhön aslında doğru bir şekilde Kapo'nun davalık olmadan önce uzlaşmaya gitmesinin kongre kararlarına uygun olduğunu söyler. Fakat ilerleyen süreçte Kapo'nun savunması bocalamaya ve konudan sapmaya başlayacaktır. Hatta Eyhön insan doğasında vergi kaçırmanın olduğunu, bunun normal bir refleks olduğunu ve hatta bunun Amerika'nın İngiliz tahakkümüne itiraz ettiği Boston Çay Partisi olayına da bir yerde benzediğini söyler. Hakim Wilkerson ise bu benzetmeye epey sinirlenir. Uzmanlara göre savunma bu noktada Mettingen'in ifadelerini boşa çıkarmalıydı. Yani Mettingen'in müvekkili adına çok da güvenilir olmayan ifadelerde bulunduğunu, bunların belki de alelacele yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını söylemeliydi savunma bazı uzmanlara göre. Fakat Kapon'un savunması Mettingen'in ifadelerini doğrudan kabul ederek aslında devletin en büyük kozunu gerçekleştirmişti ya da devletin en büyük kozu aslında haklı çıkarmıştı. Bu arada eski Miami Belediye Başkanının oğlu Parker Henderson ki ondan da geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik, Florida'da Capone adına Western Union'dan gelen paraları aldığını, yani Capone'un çantacısı olduğunu itiraf eder. Bu arada Western Union müdürü John Fotra bu itirafı başta kabul etmez. Çünkü Capone'un tetikçilerinden Phil Andrea üzerinde bir silahla mahkeme salonunda gözlerini ona dikmiştir. Bu arada Miami'de kapanın yediği bonfilelerden içtiği şaraplara, evindeki Çin halılarından Palm Island malikanesine yaptığı masrafa kadar tüm harcamaları demin de söylediğimiz sebeplerden dava konusu haline gelmiştir. 1926'da kiliseye yaptığı 15 bin dolarlık yardım bile konuşulur. Kapon aynı zamanda polislerin dul eşleri ve yetim kalan çocukları için bir vakfa da 1925 yılında 58 bin dolar bağış yapmıştır ki yine bu bağış da davanın konusu haline gelir. Mahkemeyi en çok şaşırtan ise Kapon'un 1929 Miami telefon faturasıdır. Bu fatura tam 3141 dolardır. Bugünün parasıyla tam 54 bin dolar ederken, Jüri üyeleri yani oradaki ortalama insanların telefon faturaları ise yani kaponunkine karşın normal bir insanın faturası bu yıllarda sadece 36 dolar etmektedir. Mahkeme günü bittiğinde iki ajan Phil Diandrea'yı derhal tutuklar ve silahını alır. Aslında Diandrea'nın silah taşıma izni vardır fakat yine de federal mahkemeye silahla girmek, lokal e, yönetmeliklerin aksine yasaktır. Mahkemenin ilerleyen günlerinde Capone'a ilk işi sorulur ve Kapon barmenlik diye cevap verir. Bu soru aslında Capone'un herhangi bir miras bahanesini de ortadan kaldırmıştır. Yani Capone'un savunması aslında olaya tam anlamıyla hazırlıksız yakalanır ve Wilkerson savunmayı adeta bozguna uğratır. Strateji olarak suçlamaları kabul edip anlaşmaya gitmeyi düşünen savunma herhangi bir strateji oluşturamamıştır ve şimdi Capone'u savunmak için yalnızca bir günlük süreleri kalmıştır. Bu noktada eğer avukat ve hukukçu arkadaşlar izliyorlarsa siz de yorumlara siz olsanız KAPO'nu nasıl savunurdunuz en azından basit bir stratejiyi aşağı ve diğer tabi izleyicilerde yazabilirsiniz. Savunma ilk olarak Kapo'nun kumar kazançlarına karşın büyük de kayıpları olduğunu söyler ve birkaç bahisçi buna şahitlik eder. Fakat vergi kanununa göre kumar kayıpları yalnızca kazançlardan düşürmektedir. Bu sebeple savunma aslında jüriye Capone'un kumar kazançlarının devasa boyutunu hatırlatmaktan başka bir şey yapmamıştır. Sonunda Capone'un kumar müdürlerinden Pete Penovich mahkemece dinlenir ve Penovich bağımsız bir kumarcıyken Outfit'in emrine girdiğini bir yerde kabul eder. Bu arada mahkemeye Edward G. Robinson gibi gangster filmleriyle ünlü aktörler ve birçok ünlü Capone'a destek vermek için izleyici olarak katılmıştır. Sonuç olarak savunma Devletin Kapan'a karşı tüm gücüyle yüklendiğini, yeri geldiğinde bunu haksızca yaptığını ifade eder. Fakat jüri dahil herkes Kapan'ın çok parası olduğuna ve vergi ödemediğine ikna olmuştur artık. Karar günü gelir çatar. Jüri 1924 ile alakalı suçlamalarda Kapan'ı suçsuz bulur. 1925'te vergi kaçırmadan suçlu bulur. Birkaç diğer ufak suçtan suçsuz bulunan Kapon, 1926 ve 27'de yine vergiden suçlu bulunur. Şaşırtıcı şekilde jüri, 1928 ve 29 yıllarındaki vergi kaçırma suçlamalarında Capon'u suçsuz bulmuştur. Fakat yine ilginç olarak jüri bu yıllara yönelik Capon'u gelir vergisi beyan etmemekten suçlu bulmuştur. Fakat savcılar bu son karara epey şaşırırlar. Çünkü gelir vergisi beyan etmeyen bir kişi düşündüğünüz zaman nasıl olur da vergi kaçırmaktan suçsuz olur diye bir soru işareti elbette herkesin aklına yerleşir. Sonunda karar verilir. Kapan toplam 23 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştur. Bu arada arkadaşlar 30 yıl sonra bir sahte mahkeme düzenleniyor. Yani bu olay taklit ediliyor ve hukukçular sırf işte kendilerini test etmek veyahut da bir yeterlilik göstermek için Kapo'nun savunmasını üstleniyorlar. E sahte bir jüri oluyor vesaire tabi. Ve burada aslında hukukçular yani savunmacılar Kaponun e, yargılanırken devletin aslında kaponun bir geliri olduğunu delillendirememesinden ötürü devleti bir şekilde boşa çıkarmayı ve jüriyi ikna etmeyi başarıyorlar. Yani kaponun herhangi bir e, geliri delillendirilemediği için dolayısıyla kaponun aslında vergi ödememesinin de kaponun bir yaptığı bir basit hata olarak yorumlanabileceğini ispat etmiş oluyorlar bir yerde. Bu arada Shumway'in ifadesini de aslında cross examination yani çapraz sorgu yapıyorlar bir şekilde yine bu sahte mahkemede ve Shumway'in de ifadesinin aslında baskı altında verilmiş olduğunu bahane ederek yine jüriyi ikna etmeyi başarıyorlar bu sahte mahkemede. Tabii şunu da not etmek lazım bu yıllarda yani KAPO'nun yargılandığı yıllarda Amerika içinde tabi Amerikan hukuk içinde daha erken yıllar dolayısıyla burada bu zamanlarda yani baskı altında ifade verme gibi durumlar artık e, nasıl desem henüz bu yıllarda bunlara itiraz etmek e, avukatların da çok aklına gelmiyor aslında. Yani biraz da talihsizlik dönemin talihsizliği oluyor diyebiliriz. Bir hafta sonra 24 Kasım 1931'de Kapon cezasını almak üzere mahkemeye gider. Hakim Wilkerson ilk suçlama için 5 yıl ve 10 bin dolar, İkinci suçlama için ise birkaç suç için eş zamanlı olarak aynı cezayı verir. Yani Kapon toplam 5 yıl hapis yatacak gibi görünmektedir. Fakat üçüncü suçlama için Kapon'a yine aynı cezayı yani 5 yılı fakat bu kez ardışık olarak vermiştir. Yani Kapon ilk suçlamalardan aldığı 5 yıla artı olarak bir 5 yıl daha yani toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır ki bu epey uzun bir mahkumiyet süresidir vergi cezası için. Bu ceza uyarınca Kapon bir yıl şehir hapishanesinde yatacak ve geri kalan cezasını ise bir federal hapishanede geçirecektir. Ayrıca Kapon 50 bin dolar ceza ve yaklaşık 8 bin dolarlık da mahkeme masrafını ödemekle cezalandırılır. Ayrıca Kapon'un kefaret şansı da olmayacaktır. Kapon sanırım bu iş burada bitti der ve avukatlarına ironik şekilde elinizden geleni yaptınız der ve karara razı olur. Fakat avukatlarıyla alakalı fikirleri ileride epey değişecektir. Bu arada Kapon yanına yaklaşıp vergi cezasının faturasını ona uzatan vergi memuruna da öfkeyle bir tekme savurur. Kapon mahkeme çıkışındaysa basına bütün bunlar benim hatamdı der ve beni bitiren şöhretim oldu diyerek ekler. Kapon kendisini hapiste de fotoğraflayan gazetecilere önce kibarca uyarıda bulunur yani ailem beni bu şekilde görsün istemiyorum der fakat daha sonra sinirlenerek onlara bir kova fırlatır. Yani Kapon artık toleransını kaybetmeye başlamıştır. Fakat Kapon hapishanede kurallara uyan bir mahkum portresi çizmektedir. Bu arada Phil da şehir hapishanesinde 6 ay hapis yattıktan sonra o meşhur Unione Siciliana'nın yeni başkanı olur. Yani Joe el ortadan kalktıktan sonra Capone bu yapıyı yeniden ele geçirmeyi başarmıştır. Cook County hapishanesi Capone için mesele değildir. Capone buradan işlerini yönetmeye, outfit'e, patronluk yapmaya devam eder. 6 hafta sonra ise hakim Wilkerson'a giden mektuplar Capone'la alakalı realiteyi gözler önüne sürer. Kapon gece gündüz ziyaretçi almakta, limuzinli ve korumalı mafya figürleri hapishanede onun ziyaretine gelmektedir. Ayrıca Kapon içeride sınırsız bir telefon ve telgraf erişimine de sahiptir. Hatta bu dönem hapiste Kapon'un ziyaretine yeraltı dünyasının üç devi Lucky Luciano, Dutch Schultz ve John Torrio da gelmiştir. Kapon bu toplantıda Schultz ve Luciano arasındaki anlaşmazlığı gidermek için aracılık yapmıştır. Hatta bu toplantı müdürün izniyle idamların yapıldığı infaz odasında gerçekleşir ve kapan burada makam sandalyesi veyahut da makam koltuğu olarak elektrikli sandalyeyi kullanır. Fakat bu toplantı sonuç vermez ve Dutch Schultz 3 yıl sonra suikastle öldürülür. 1932'nin Mayıs ayında Capone'un temiz talebi reddedilir. Bu sonuçtan sonra Capone'un federal hapishaneye nakli için harekete geçilir. Başka yetkililer Kansas'taki Leavenworth hapishanesini düşünür fakat burada Nitti, Ralph Capone ve Jack Güzik gibi figürler yattığından bundan vazgeçilir. Capone için en sert federal hapishanelerden Atlanta uygun görülür. Buraya vardığında müdür Capone'a sanki onu hiç tanımıyormuş gibi adını sorar. Ve hemen akabinde ona numarasıyla yani 40886 diye hitap eder kapon cebindeki 231 doları, 16 dini madalyonu, katolik tesbihi, muska tarzı dini takıları, dolma kalemi, anahtarı, cüzdanı ve tırnak makasını teslim eder ve karşılığında kot bir mahkum üniforması alarak hapishanenin yolunu tutar. Kaponun federal hapishanede rutini sabah 6'da zille uyanış, altı ile 7 arası kahvaltı, 7 ile buçuk arası çalışma, daha sonra 7 diğer mahkumla koğuşa dönüş, öğle yemeği, öğleden sonra 1.30 ve 4.30 arası çalışma, akşam yemeği ve akşam 5'ten sonra hücreye dönüştür. Ayrıca akşam 7 ile 10 arasında mahkumların radyo dinleme hakkı da vardır. Ondan sonra ise ışıklar söner. Kapona meslek olarak içeride ayakkabıcılık verilmiştir ve kapon bu konuda da beceriklilik göstermiştir. Bu noktada kapon avukatlarının hatalarını fark etmiştir ve onlardan fazla para alan aptal piçler olarak bahseder. Ayrıca Ahern ve Fink'e ödediği parayı da geri aldırmak için adamlarını gönderir ve bu parayı tahsil eder. Bu arada 1933'te Prohibition da ortadan kalkar ve Capone'a da verilenler dahil kaçak içkiden verilen tüm cezalar düşer. Franklin Roosevelt de Amerika'nın yeni başkanı olmuştur. Bu arada Capone her ne kadar örnek mahkum ayaklarında olsa da Atlanta'yı ele geçirmeye başlamıştır. İçeride özel yapım ayakkabılarla gezen Kapon kendine bodyguardlar tutmuştur ve outfit'i içeriden yönetmeye devam etmiştir. Ayrıca Kapon'un bir mahkume göre çok fazla iç çamaşırı ve çorabı olduğu ve kuş tüyü yastıkları gardiyanlarca rapor edilmiştir. Kapon kendine verilen bir cam silme işine de itiraz etmiştir ve uyarı dışında bir ceza da almamıştır. Ayrıca hücresinde yine halı, tıraş takımı, daktilo, tenis raketi ve ayakkabıları ayrıca 24 cilt Britanika ansiklopedisi de bulunmaktadır. İstediği zaman da avluda tenis oynayabilmektedir. Tüm bu raporlar yetkilileri rahatsız etmeye başlar elbette ve hapishaneler bürosu başkanı soruna işaret edince hükümet işe el koyar. Ağustos 1933'te Başkan Roosevelt'in Adalet Bakanı Cummings özel bir hapishane fikrini ortaya atar. Böylece o meşhur Alcatraz hapishanesi ortaya çıkacaktır. San Francisco'nun kuzey kıyılarına bakan bu ufak ada 1775'te İspanyol denizciler tarafından üstündeki pelikanlar sebebiyle Isla de Alcatraz adını almıştır ve bu ad İngilizceye Alcatraz olarak geçmiştir. ABD'nin askeri anlamda bir müstahkem mevki olarak kullandığı ada sonrasında bir askeri hapishaneye dönüşmüştür ve Adalet Bakanlığı buraya 260 bin dolar masraf yaparak adayı kaçması imkansız bir federal hapishaneye dönüştürmüştür. Ordu 1934'te adayı tamamen terk eder. Buraya Folsom ve San Quentin gibi sert hapishanelerde görev yapmış ki Folsom, Johnny Cash'in şarkılarında konu olmuş meşhur bir hapishanedir ve asla yozlaşmaya bulaşmamış James Johnston müdür olarak atanmıştır. Aslında Johnston teoride mahkum rehabilitasyonuna inanan bir adamdır fakat Alcatraz, bırakın rehabilitasyonu bir zindandan bile hallicedir. Alcatraz hapishanesi Al Capone için yeryüzünde cehennem olacaktır. 18 Ağustos 1934 gecesi Atlanta'dan tam 53 mahkum hücrelerinden alınarak buraya getirtilir. Al Capone bu kararı duyunca deliye döner. Beni buradan asla götüremezsiniz orospu çocukları diyerek küfür eder ve gardiyanlara saldırır. Fakat iş işten geçmiştir. Capone San Francisco'ya özel olarak dizayn edilmiş ve camları kapatılmış bir trenle götürülür. Adaya ilk getirildiğinde Capone'a çıplak arama yapılır. Yeni kıyafetler verilir. Buraya Leavenworth'den tam 103 mahkum getirilir ve hiçbirinin Outfit'in adamı olmamasına da özen gösterilir. Kapon 85 numaralı mahkum olarak 181. hücreye yerleştirilir. Alcatraz tam bir zindandır. Dış dünyayla ilişiği kesilmiştir. Tüm mektuplar içeriye sansürlenerek alınır ve dışarıya sansürlenerek gönderilir. Gazete yasaktır. Dergiler en az 7 ay önce basılmış sayılarsa içeri alınmaktadırlar. Mahkumların haftalık yalnız bir mektup yazma hakları vardır ve bu mektuplarda tabii ki yoğun şekilde sansüre uğrarlar ve sadece en yakın aile üyelerine gönderilebilmektedirler. Ayrıca mahkumların avukatlarına da mektup yazma hakları vardır ve bu mektuplar dahi tabii ki sansüre tabidir. Alcatraz'ın düzenli ziyaret günleri yoktur. Sadece en yakın aile iki ferde ayda bir olmak üzere ziyaret gerçekleştirebilir. Fakat bunun için bile her seferinde hapishane müdüründen izin almaları gerekmektedir. Ayrıca hapis yatmış akrabalar yani Ralph Capone gibi akrabalar ziyaret hakkından men edilmiştir. Ziyaretçiler mahkumla asla fiziksel temasa giremez. Arada cam levhanın olduğu görüşme odalarında ahize yoluyla iletişim kurulmaktadır. Fakat bunların sesi o kadar kötüdür ki yani ses iletişimleri o kadar kötüdür ki mahkûmun ve ziyaretçilerin bağırarak konuşması gerekmektedir. Yani gardiyanlar konuşulan her şeyi işitecektir. Ve şüpheli herhangi bir başlık konuşulduğu anda ziyarete derhal gardiyanlar tarafından müdahale edilebilecektir. Alcatraz'da kantin de yoktur. Yönetim tüm servisleri yani içeriye verilen her gıdayı kontrol etmektedir. Günlük akşam yemeği ise bir çorba, kıymalı makarna, fasulye, lahana, soğan, acı biber, bisküvi, puding veya dondurma. Bunların yanında soğuk çay veya kahveyi içermektedir. Öğle yemeği de benzer öğünlerden oluşmaktadır. Ortalama günlük kalori ise mahkum başına 3100 ila 3600 arası değişen bir miktardadır ve sigara içenler içinse haftalık 3 paket sigara alma hakkı vardır. Fakat sistem anlayacağınız üzere kaponun aleyhindedir. Kapan müdüre bir tenis kortu yaptırmayı, borç para vermeyi veya hapishane için bir müzik grubu kurmayı önerir, parasını da kendisi vermeyi teklif eder fakat müdür tüm bunları reddeder. Bu arada Al Capone'un hücresi yaklaşık 4 metrekarelik daracık bir alandır. İçeride yatak bölümü, bir masa, sandalye, lavabo ve tuvaletten başka hiçbir şey yoktur. Günlük rutinde ise mahkumlar akşam 4.50'de hücrelerine girerken ışıklar 9.30'da söner. Sabah 6.30'da zille uyanana kadar kapon gardiyanlar dışında kimseyi göremez. Radyo yasaktır. Tıraş için haftada 3 kez gardiyanlar mahkumlara jilet vesaire verir ve bunları hemen geri alırlar tıraş bitince. 6.55'te sabah kahvaltı tam bir sükunetle yapılır ve konuşmak burada yasaktır. Yani benim anladığım kaynaklardan mahkumların burada birbirleriyle çok diyaloğa girmesi önleniyor. Ayrıca avlu kısımlarında kargaşa oluşursa derhal bastırmak için göz yaşartıcı gaz püskürtmeye hazır delikler de mevcuttur. Kapon 7.30 ile 11.30 arası çalışmaktadır. 9.30'daki molada konuşup sigara içmek serbesttir fakat kalabalık gruplar halinde toplanmak yasaktır. Mola 8 dakika sürer. 11.40 ile 12 arası öğle yemeği zamanıdır. Hemen sonra hücrelere dönülür ve mahkum sayımı yapılır. 12 ile 4.15 arası ise yine iş saatidir ve 4.25'te akşam yemeği yendikten sonra mahkumlar hücrelerine geri döner. Hafta sonları ise mahkumların öğlen 2 saatlik egzersiz ve hobi saati vardır ve sohbet burada serbesttir. Kapan burada müziği seçer hobi olarak ve banjo ile mandolin çalmaya başlar. Fakat bunlar Alcatraz'ın görünen yüzüdür. Çünkü burada mahkumlar rutinden o kadar sıkılır ki, sırf bir değişiklik olsun diye kural çiğnemeye, isyan etmeye başlarlar. Açlık grevleri ve genel protestolar artık yaygın hale gelirler. Şunu da belirtmek lazım ki arkadaşlar, Alcatraz'a düşen mahkumların çoğu hayatta kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış uzun yıllar ceza yemiş. Dolayısıyla can sıkıntısından kurtulmak için ölümü dahi göze alabilecek tinette mahkumlardan oluşur. Dolayısıyla ne pahasına olursa olsun daima isyana hazırlardır. Fakat onların aksine Kapo'nun kaybedecek çok şeyi vardır. Alcatraz'a geldiğinde cezasının 2 yılını zaten yatmıştır. Dolayısıyla geri kalan cezasını da iyi halle geçirdiği takdirde hapisten erken salı verilme veya makul bir zamanda çıkma şansı vardır. Ve elbette hayatına yine benzer refahla devam edebilecektir. Yani dolayısıyla Capone, The Rock yani kaya adı verilen Alcatraz'da 4 yıl 4 aylık cezasını mümkün olduğunca olaylara karışmadan geçirmek istemektedir. Fakat bu kararı Alcatraz'da Capone'a epey pahalıya mal olacaktır. Örneğin 1935'te çamaşırhanede çalışan 36 mahkum isyan başlattığında Kapon onlara katılmayı reddeder. Bir ay sonra ise eski bir asker olan ve bir başka askeri öldürmekten hapis yatan William Collier Kapona bir sebepten öfkelenir ve onunla kavgaya tutuşur. İki mahkum da tecrit olarak zindanlara atılır ve burada şilte üzerinde yatan mahkumlar çukur denen bölmeye düştüklerinde ise betonda yatmaktadırlar. Bunlara su ve yalnızca 4 parça ekmek verilir her gün. Bu yasa da ileride değişecek. Bu ekmek ve su cezası ortadan kalkacak. Onlara da normal yemek verilmeye başlanacak. Bunu da ekleyelim. Kapon buradan çıktıktan sonra ekstra ceza veya mahkumiyet almaz. Fakat diğer mahkumlar onu hedef almaya devam eder. Bir başka isyan sırasında Kapon diğerlerinin ettiği küfürlere de tepkisiz kalarak isyana katılmaz. Alcatraz'da yatmakta olan bir banka soyguncusu olan Jimmy Lucas Kapon'dan tam 15 bin dolar borç ister. Amacı Alcatraz'a makinalı tüfekler ve bir de sürat teknesi yanaştırıp beraberinde kaçmaktır. Capone bu teklifi reddeder ve 23 Haziran 1936 sabahı Capone hapishanenin berber bölümünün yakınındayken Lucas berberin makasını kaptığı gibi Capone'a saldırır. Capone'u sırtından bıçaklasa da Capone Lucas'a sert bir yumruk indirir ve sonunda gardiyanlar araya girerek kavgayı durdururlar. Capone saldırıyı birkaç dikişle atlatır. Lucas ise deliğe atılır. Daha sonraki iddialara göre kapana saldırmak bir Alcatraz rutinine dönüşmüştür. Diğerleri Kapon'u zehirlemeye çalışır, ona yumruk atar, saldırır vesaire. Fakat müdür tüm bu iddiaları reddeder. Fakat eski mahkumların ifadelerine göre de Kapon gerçekten tam bir istenmeyen adam konumundadır ve tüm motivasyonunu, tüm hayat enerjisini kaybetmiştir. Müdüre göre ise Kapon'un içeride hem dostları hem de düşmanları vardır. Bazı kaynaklara göre de Al Capone'u içeride savunan onun eskiden bir şekilde işe aldığı vesaire adamlar vardır fakat bunlar tabii ki muallakta konular. Ayrıca Capone fiziksel olarak tabii ki hala kuvvetlidir ve tüm saldırıları püskürtecek gücü de vardır. Neticede Capone sokaklardan gelme ta New York'tan beri sokaklarda olan bir gangsterdir. Birçok mekanın korumalığını yapmıştır, tahsilatçılık yapmıştır dolayısıyla elbette karamürsel sepeti değildir. Bu arada Kapon Atlantaya ilk vardığında doktorlar testlerin sonucunda ona mental enjekte ederek frenginin semptomlarını bastırma tedavisi başlatırlar. Bu frengi için penisilin öncesi yıllarda yapılan hastalığın kendisini değil de yarattığı semptomları durdurmaya yönelik bir tedavidir. Çünkü frenginin tam tedavisi ancak penisilinle sağlanmaktadır. Penisilin öncesinde genel ev gibi ortamlarda sıkça yayılan frengi bulaşının ilk ayı geçtikten sonra durdurulamaz bir hastalık haline gelir. Dolayısıyla Kapo'nun tedavisi için zaten geç kalınmıştır. Fakat aslında Frengillerin sadece %5 ila 7 arası değişen bir kısmı demans ve benzeri nörolojik yani psikolojik etkileri olan durumlar yaşamaktadır. İhtimal düşük olsa da Kapon belki de sert hapishane koşullarının da etkisiyle frenginin mental anlamdaki zararlarını acı şekilde tecrübe etmeye başlayacaktır. Örneğin 5 Şubat 1938'de Kapon hafta sonu olmasına rağmen çalışma tulumlarını giymiştir. Kahvaltı saatini unutmuştur ve hücreye dönüşte yanlış bloğa girmiştir. Kapon hasta görünmektedir ve sürekli kusmaya başlar. Daha sonra sorulduğunda ise garip davrandığı anıları hatırlamakta güçlük çeker. Müdür Kapon'u bizzat kendisi görüp durumu anlar. Şimdilik durum korkunç olmasa da Kapon gün be gün daha da kötüleşmektedir. Kaponun ömürlük sıvısı alınır ve test edilir ve sonunda kapona 3. seviye frengi teşhisi konur. Kapon ayrıca Pariside denilen frengi felcinin başlangıç semptomlarını da göstermektedir. Konuşma zorluğu çekmekte, ayaklarını sürüyerek yürümektedir. Yani zaman zaman. Ayrıca test için onu okuduğun metodist, episkopal, Roma Katolikliği gibi kavramların da İngilizcelerini telaffuz etmekte zorlanır. Kapon genel olarak hala uysal ve hafıza anlamında iyi durumdadır fakat mantık yürütme, karar verme, konsantrasyon gibi yetileri ciddi ölçüde zarar görmüştür. Kapon Alcatraz'daki geri kalan zamanını Alcatraz'ın hastane kısmında geçirecektir. Kapon kısa süre sonra Los Angeles'ın güneyine federal cezasından sonraki cezasını yatmak üzere gönderilir ve 19 Kasım 1939'da serbest kalır. Kapon serbest bırakılmadan bir hafta önce ise Örgütü Chicago Outfit ona son bir hediye verecektir. Capone'un çöküşünde kilit rol oynayan ve demin de üzerine dikkatçe adından dikkatçe bahsettiğim IRS Capone'un kasalarından Shumway'i işaret eden Ed O'Hare, Chicago'da aracında seyir halindeyken yanına yanaşan sedandan açılan pompalı tüfek atışıyla can verir. Outfit ona Kapona ihanetin bedelini ödetmiştir. Kapon hapisten çıkmıştır fakat kan beyin bariyeri çoktan Frengi tarafından işgal edilmiştir. Penisilin harici sıtma injeksiyonu da bu durumda yine uygulanan bir tedavidir fakat hiçbiri penisilin kadar etkili değildir. Kaponun tedavisi 19 Mart 1940'ta biter ve Kapon ailesiyle Palm Island, Florida'ya geri döner. Bu noktadan sonra Kapon hayatı genel olarak ailesi ve yakın akrabalarıyla geçecektir. Mayin kardeşleri eşleriyle beraber yanlarına taşınır ve Capone'a bu noktada şoförlük vesaire gibi konularda yardımcı olmaya başlarlar. Ayrıca bir Fox Terrier köpek de evin güvenliği için bulundurulmakta ve hizmetçileri Rose da son yıllarında Capone'a aileyle beraber eşlik etmiştir. Kapon bu yıllarda genelde pijaması ve bornozuyla dolaşarak balık tutmaya veya hatta kağıt oynayarak günlerini geçirmeye başlar. Kapon ara sıra eşiyle mekanlara da gider ve toplum içine de karışır. Yani bu yıllarda hala Frengi tam olarak Kapon'u ele geçirememiştir. Ayrıca maddi konularda Capon ve eşini outfit de zaman zaman destek olmaktadır. Şundan not edelim Capon tabi bu mahkemiyetlerin yanında ciddi anlamda mahkemeye büyük bir para ödüyor, devlete büyük bir vergi parası ödüyor ve zamanla aile o serveti kaybetmeye başlıyor. Çünkü Capon bu parayı zaten diğerleriyle paylaşıyordu zamanında. Dolayısıyla May de yani Capon eşi de zaman zaman para sıkıntısı çekmeye başlıyor ve outfit bu yıllarda bir şekilde bu aileye yani Capon ailesine desteğine devam ediyor. Oğlu Sani ise şimdi 21 yaşlarında bir delikanlıdır, kısmen sağdır fakat bunun dışında ciddi bir problemi yoktur. Bu arada 1942'de doktoru Capone'a penisinin tedavisi vermeye başlar ve Capone frengeli bir hasta olarak penisinin tedavisinin test edildiği ilk kişilerden biri olarak da tarihe geçer. Her ne kadar frengiyi tedavi etmek için artık çok geç olsa da penisilin kaponun frengi semptomlarını epey hafifletir ve son zamanlarını en azından son dönemlerini biraz daha dinç geçirmesini sağlar. Son yıllarında kardeşleri Ralph ve Matt de kaponu bırakmamışlardır ve onunla sık sık Pinocchio'da denilen bir İtalyan iskambil oyunu oynarlar. Fakat Capone artık yavaş yavaş tek başına bir yere gidemeyecek duruma gelmektedir. 1946'da ise doktoru Capone'un artık 12 yaşındaki bir çocukla aynı zeka kapasitesine sahip olduğunu söyler. Yani bırakın suç örgütü yönetmeyi tek başına çoğu işini yapamayacak durumdadır. Çoğu eski dostluğu Capone'u bıraksa da eşi May kocasına son ana kadar sadık kalmıştır ve onun yanından asla ayrılmamıştır. Herkes May'in bu sadakatini takdir etmektedir. Ayrıca May ömrünün sonuna kadar Capone'u beraberinde kiliseye götürmüş getirmiştir. Eski adamlarından Jack Guzik Capone için tek başına bir mili bile yürüyemeyecek halde demiştir. Capone çoğu şeyi yapamasa da hayat boyu en büyük tutkularına olan sakız çiğnemek için bir bakkala gitmeye devam eder ki bu arada evet Capone bir sakız bağımlısı neredeyse. Bu arada komik olarak adamlarıyla iskambil oyunları oynamaya devam ediyor fakat sürekli kuralları değiştiriyor, bozuyor, gülerek hile yapıyor ve adeta şımarık bir küçük çocuk gibi tavırlara giriyor. Yani Capone artık yetişkin bir adamdan ziyade şımarık küçük bir çocuk gibi. Yani Chicago Outfit'in adamları eskiden saygı duydukları ve korktukları bu adamın karşısında şimdi ne yapacaklarını bilemezler ve sırf o küçük bir çocuk gibi sevinsin diye onun oyunlarla kazanmasına müsaade ederler. 20 Ocak 1947'de ise Capone'u Capone yapan içki yasağı kanununa da adını veren Temsilciler Meclisi üyesi Volstead evinde ölür. Ertesi sabah saat 4 gibi ise Al Capone 48. yaş gününden 4 gün sonra inme geçirir ve yatağa düşer. 14 saat sonra Capone kendine gelir. May ve ile son konuşmasını yapar. Capone bu sefer iyileşse de aynı haftanın cuma günü zatüre geçirir. Capone'un kalbi ve akciğerleri neredeyse iflas etmiştir. Oksijenle hayatta tutulan Capone 25 Ocak 1947'de akşam saat 7.25'te hayata gözlerini yumar. En büyük korkusu makinalı tüfeklerle sokak ortasında kimsesiz vurulmak olan Kapon evinde ailesinin yanında ölmüştür. Böylece bir efsane son bulur ve yeraltı dünyasında bir devir kapanmış olur. Serimizi izlediğiniz için çok teşekkürler.